Şimdi Justin Bieber'ı tanıyor musunuz? Justin Bieber. Bieber. Ben bu Justin Bieber'la ilgili birkaç laf ettim böyle. Nedir bu dedim, fırlatma ergen dedim. Falan filan böyle. İşte konuştum monuştum filan. Ondan sonra hocam bir de Twitter'a da kaydımızı yaptırdık. Onu da hani hayırlı olsun. Arkadaşlar şey yaptı. Vallahi sağ olun işte ne yapalım filan. Ondan sonra oradan hocam bir teenager yüklenmesi oldu bana. Teenager'lar hani 12-13 yaşındaki küçücük hanımlar sanırsın ki yani ne oynuyor şu an, ne yapıyor şimdi, ağacını yırtarım falan diye. Hiç öyle kafadan fuck you diye girmiş yani. Tamam filan. Dedim ne yapacağız? Yani ben dedim Amerikalı bir ergen çocukla mı? Şunu anlattım yani medyanın gelişimi açısından hani 500 milyon izleyici YouTube'da hani Yılmaz Morgül varken falan filan gibi bir şeyler. Ondan sonra nasıl ergenler nasıl hepsinin de hepsi de Justin'ın müstakbel eşi gibi hepsinin soyadı Bieber. Bieber. Aysel Bieber, Ayşe Bieber, Bieber bilmem ne, Bieber bilmem nasıl bir şey, sen kendini nasıl anıyorsun, seni gidi falan filan. Açık seçik filan. Ben de kendilerinden hakikaten özür dilemek istiyorum. Özür dilemek istiyorum bütün teenlerden ama geleceğimiz çok karanlık. Hakikaten bir özür videosu hazırladım onlar için, görelim. Merhaba. Hello, Justin Bieber. I want to apologize for some words I said about you last week. All right, man. Because many teenager girls wrote me fuck you on Twitter. Okay, man, go ahead. Be cool. Be cool? Be cool? Fuck. What? No, I said rock. Rock, oh yeah, I see. You're a rocker. Yeah. Yeah? Oh, you wanna say yo. No, I don't say yo. I say yeah, rocker. Yeah, rocker. Hey, I'm running short on time. Hurry up, man. Am I all there again? Hey, how are you? Here you go, these are for you. You're kidding. No, I'm not kidding. Come here. Give me a hug. Come on, come on, come on. Oh, oh my God. Oh my God. I love you. Thank you. Thank you. I'm glad I could come out here and surprise you. Yes, when I saw this video, I said, what kind of jerk you are. Jerk? No, no, no. What a good person you are. Evet, başka videolarda da Justin'dan özür dilemeye çalıştım. Önümüzdeki dakikalarda onları da göreceğiz. Ve mesela ben Twitter'da da söylüyorum insanlara, lütfen saygı çerçevesinde. Çok doğru. Vicdani ölçüde Yılmaz, insanlar. Yılmaz, çok teşekkür ederim. Mesajlaşsınlar. Çok çok teşekkür ederim. Bunu sevdiğimi bunu korurum. Benimle beraber oradaki teen kızlara da söyler misiniz? Özellikle Justin Bieber konusunda. Hepinizin ağzına biber sürerim. Geçin böyle Justin Bieber'le falan. Hello, Justin Bieber? You again? Yes. When I saw that, not only on Ellen, but on numerous other TV shows, including kids' television, you were mentioned. It looks like Justin's busy kissing girls again. Yes. I'm so sorry. About your hat? Well, face first and hit his head on the revolving door. Çok endişeliyim gelecekten, hep bunu ifade edip duruyorum. Özellikle son takdimci kızı gördünüz mü? Islak saçlarla
Justin haberleri veren ufak kızı. 11-12 yaşına vallahi böyle. Şimdi Amerika'da anlıyorum ki bütün aileler bizim kızımızdan da bir teen çıkar idol çıkar mı diyerekten bunun peşini takip ediyorlar. Çok tehlikeli. Yani çocuklarımızın Justin Bieber hayran olması gibi bir radyoaktif tehlike var. Aynı zamanda Justin Bieber olmasa da şu kızlardan, şimdi izleyeceğimiz kızlardan birini sevmeleri gibi bir tehlike var. Durum çok ağır. Görelim. Teen kızımız da Friday, Friday, nani nani, partying, party, ho falan filan gibi. Yani hakikaten benim 1,5 yaşında kızımın dinlediği çocuk şarkıları çok daha kaliteli. Derin, akıllıca yazılmış ve çok daha kaliteli. Berbat bir durum var ortada. Berbat bir durum var. Tamamen şuursuz Selena Gomez. Selena Gomez. Gomez, Bieber kardeşimiz 500 milyon tiki tıklanmış. Abla da 300 küsür tıklanmış durumda. Dünyada 300 milyon kişi Selena Gomez'e bakarak aptallaşmış durumda. Selena Gomez. Justin Bieber'la bir flört döneminin olması bekleniyor. Öpüştüler, öpüşmediler falan, hep bunun takibi içerisindeyiz. Şimdi diyeceksin ki bu programda niye bunu konu ediyorsun? Böyle hep bildiğimiz şey. Yani Amerika'dan ne geliyorsa, işte Elvis geliyor, seviyoruz. Biz de özeniyoruz. Michael Jackson geliyor, seviyoruz. Fakat bu Justin Bieber ve Selena Gomez fanları çok fena. Asıl tehlike bu. Tunus, Libya değil. Suriye'nin hükümleri de kalaylı. Evet, Suriye de öyle. Orada başka bir şey oluyor. Ne oluyor falan anlamaya çalışıyoruz. Fakat derinden çocuklardan böyle bir şey geliyor. Yavrucuğum ne dinliyorsun? Selena Gomez diyorsun ama yarın... O da Selena Gomez olmuş. Yani istiyor. Hayır, bu gerizekalılıkta bir durum ortaya çıkabilir. Party ha? Yani Elvis bir şeydi abi. Michael Jackson bir şeydi yani. Bunlar hani bütün dünyayı Beatles bir şeydi yani. Bu ne lan? Ucuza müzik yapıp... Ha, sonra dersin yani sen işte böyle... Yaşlıca maçlıca falan filan konuşuyorsun. Bir daha bir özür dileyelim bu Justin Bieber'dan, öbürünü de koyalım. Justin, and you were also on What the Buck, my favorite show. Check it out. Hey everyone, pictures of Justin Bieber kissing a girl in the back of a car. The lucky young lady is 16-year-old Jasmine Villegas, who is opening for him on his concert tour. Ya çok, hakikaten çok özür demek istiyorum. Bir tane daha. Justin. What's your problem, man? I think I'm jealous of you. And you're old. Yes. You're jealous that I'm friends with Usher. Yes. I love Usher. Yo, Usher. JB, what's up, man? I'm just playing video games with Ryan. You think you can hold the house down till I get back? And you're a fucking desperate, bloody old guy. Yes. Are you gay? I think I am. Okay, don't panic. Buy my album. Okay. I did it. And I sent you an album of yours. And a box of Turkish delight. Justin. Gelecekteki Türkiye, kendini nasıl konumlandırıyorsun diye sorduğumuzda herkes bize bir kişisel hikaye anlatır. Yani ben paçayı şöyle kurtarmak istiyorum baba gibi bir şey anlatır. Yani ben paçayı şöyle kurtaracağım, arabayı upgrade edeceğim, evi 2 metrekare daha büyüteceğim, bir şirkette bir iş bulacağım, maaş bilmem ne falan. Ve daha sonra bize özellikle Justin Bieber gibi Amerikalıların pompaladığı bir şey var. My family. My family. Yani ne olursa olsun, tabii ki aile kutsal bir şey ama ben her türlü ahlaksızlığı yapabilirim. Her türlü profesyonelliğimde etik dışı davranabilirim sadece ailem için. Ulen o aile nerede yaşayacak? O aile hangi toplumda yaşıyor? Sen her şeyi yapabiliyorsun falan gibi. Bakalım aile bunu istiyor mu yani? Ha, ayrıca da öyle. Buyurun efendim. Evlat edindiğin çocuk Justin Bieber hayranı olursa ne yaparsın?
Olmaz. Olmaz. Kızım olmadı. Diyelim ki sen zorla Aşık Veysel dinletiyorsun. Çocuk sana isyan hayır, olarak Justin Bieber hayranı oldu. Ben kendi kızıma da böyle bir şey yapmadım. Onun bir süreç var zaten. O süreçte geçiş süreci var. Oluyor bir saçmalıklar ama Justin Bieber kadar değil en azından. Bakınız Gülay. Twitter'da bana fuck you yazacak olan teenlere söylüyorum. Buyurun. Bana da yazmayın ya. Başka türlü yazın. Biraz daha yumuşak olsun. Evet. Kötü sözler sahiplerine aittir. Evet. Evet yani. Oh hey, I didn't see you there. I love you. Your eyes are so gorgeous. You should buy my album. My World 2.0. Roses are red, violets are blue, and I love you. I hope your parents like me. Shh, close your eyes. Go to sleep, sweet thing. Evet, çok teşekkür ederiz. Feyyaz, lütfen yayıncılık ilkeleri gereği okumak zorunda olduğumuz Justin Bieber Türkiye Facebook sayfasında benimle ilgili yazılmış olan protesto yazısını okur musun? Çocuğun sadece Facebook sayfasında 25 milyon hayran var. Gerçekten böyle şu dalga... Justin Bieber'ı kapatıyorsun. Biraz sağına doğru gelir misin? Olmaz, özür dilerim. Sağın orası mı? Evet, yok. Eğilme fazla, dik dur. Dik dur, tamam. Justin'ı görelim. Evet, devam. Baştan alayım. Çocuğun sadece Facebook sayfasında 25 milyon hayran var. Gerçekten böyle dalga geçilecek düzeyde biri olsaydı, bu kadar insan hayran olmazdı. Bizim ülkede ünlüyüm diye piyasada geçinenler, videodaki şahıs gibi... Anca böyle şeylerle videodaki uğraşırlar. Videodaki şahıs benim bu arada. Evet. Ben kendim zannettim. Şaka yapmayalım. Ciddi bir açıklama lütfen. Justin Bieber hayranları protesto yazısı yazmışlar. Evet buyurun. Anca böyle şeylerle uğraşırlar zaten. Adamlar orada dünyayı sallasın bu yaşta. Bizimkiler de böyle kendi çaplarında laf sokmaya çalışsınlar. Ülkemizdeki 13 yaş altı grubu kızlara. Şöyle bir söz var. Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş. İnsanlardaki büyüklük kibirini anlayamıyorum. Kendilerinden küçük birinin bu kadar ünlü olup sevilmesini kaldıramıyorlar ve bunu da kabullenemiyorlar. Sonra sözde özür dilemek için bir video yapıyorlar ama özürleri kabahatlerinden büyük. Justin fanlarını küçük görüyorlar, sadece yaş bakımından değil, her açıdan. Şunu da belirtmeliyim ki diğer ülkelerdeki kadar olmasa da bizim ülkemizde de 18 yaş üstü Justin fanları var. Justin fanları 13 yaş altı ile sınırlandırılmamalı. Tamam, sıkıldım. Bu ne ya? Ne biçim okuyorsun ya? Önümüzdeki hafta bir Justin Bieber hayranı bekliyoruz. Bu protestoyu buradan okuması için. Kendisi bana kuliste de ayrıca küfredebilir. Zaten Twitter'dan yeteri kadar küfür işti. Önümüzdeki hafta tümünü seni şeye çekeriz, videoya çekeriz, yayınlarız. Devam! Bütün dünyada... Arkadaşlarıma şimdi izleyeceğimiz video için teşekkür ederim. Hakikaten ben Justin Bieber meselesinden korktum arkadaşlar. Hakikaten korktum. Bu videoyu izlediğim zaman bu aşkın ne kadar saf, ne kadar temiz bir aşk olduğunu anladım. Görelim. Bütün dünya duysun. I love you Justin Bieber. O adamı tutturamıyorum tabii ki. Şimdi gerçekten Justin Bieber'la ilgili özür videom geliyor. Korkudan özür diledi. Buyurun. Oğlum bu işi yapmak zorunda mıyım ben ya? Abi üzerimizde çok büyük baskı var. Her yere sızmış bunlar. Sadece sen değil biz de çok korkuyoruz. Şuradan Amerika'ya küçük bir selam göndereceksin. Hepsi o kadar ya. Yapmam arkadaş. Kendim buradan atarım daha iyi. En üst çalamadığım gitarım gitti. Giyemediğim hırkam, öpemediğim kız gitti. Ne diyor lan bu? Ben de anlamıyorum. Anlamıyorsunuz da niye getiriyorsunuz ya bu adamı? Zaten hiç haz etmiyorum. Abi kamera var adamda. Şantaj yapıyor bize. Ben yanarsam siz de yanarsınız diyor. Belge var herifte. Zaten bugünlerde herkes birbirine şantaj yap... Sende ne belgesi var lan? Abi bu Aziz'in yatağına... Tamam anladım. Reyhan sen de ağlamayı kes ya.
Sen bu hallere düşecek adam değilsin Okan. Gidelim bu ülkeden. Çoluğu çocuğu alalım, yeni bir hayat kuralım kendimize. Olmaz. Burada doğduk. Burada doğduk. Burada doğmasak bunlar da başımıza gelmeyecekti zaten. Abi hadi söyle, sık dişini. O kadar kolay ki herkes yapıyor. Sonra diyeceksin ki iyi ki yapmışım. Yapan nasıl yapıyor? Ne biçim konuşuyorsun lan? Sen de mi? Evet abi, neden olmasın? Ben de artık rahat etmek istiyorum. Kabul et, o çok güçlü. Onu eleştiremezsin, ona bir şey söyleyemezsin. Sadece boyun eğersin. Tamam. Ama I love you demem. Ben takdir ediyorum derim. Siz altına I love you yazarsınız. Yok ya, şimdi ben desem altına adam gibi adam yazsak olacak mı? Lan konuşma. Senin ya Elma. Ya aşağı çıktık ama. Camlar da açıktı ama. Bir kom şortumu giydim ben o gün ama. Anahtar. Termosifon. Şifonyer. Tamam, yapacağım. Beyaz, koş koş koş. Yandan yüzünü al, suratını al. Bütün dünya duysun. I love you Justin Bieber. Bütün dünya duysun. I love you Justin Bieber.